Koray TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Dün akşam oynanan Ankara Gücü Galatasaray karşılaşmasının ardından Oğuz Altay ile birlikteyiz. Oğuz abi hoş geldin. Hoş bulduk diyeceğim de pek de hoş bulmadık. Hoş da gelmedik yani Nergis. Ona da söyleyeyim. Evet, dün şimdi tabii ki senin de açıklamaların olacaktır, yorumların olacaktır. Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları, keza Fatih Hoca'nın Arda Turan'ın açıklamaları biraz sert oldu. Mutlaka herhalde senden de bugün öyle bir durum bekliyorum açıkçası. Çünkü Galatasaraylılar pek memnun değiller alınan sonuçtan tabii ki. Sen karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? Öncelikle ben sana onu sorayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaray Ankara Gücü maçında beklediğimiz performansta değildi. Bunun çeşitli sebepleri var. Bu ayrı. Ama maçın başında yakalanan pozisyonlardan bir tanesi gol olsa belki Galatasaray değişik, çünkü farklı oynanacak oyun o zaman, değişik bir sonuca da imza atabilirdi. Ama daha sonra yaşadığımız şeylerden dolayı maç içinde o atacağımız gol de yeterli olur muydu, olmaz mıydı, çok da tartışılabilir bir hale geldi çünkü maç içinde. Ankara Gücü camiasını, Galatasaray camiasındaki herkes tebrik ediyor. Vermiş oldukları mücadeleden dolayı. Çünkü Ankara Gücü'nün dün yaşananlarda bir dahli yok. Onlar kümede kalma savaşı yapan bir camia olarak ellerinden geleni yapmak için zaten savaştılar futbol adına. Bu konuda da bence başarılı oldular. İstedikleri sonucu da aldılar. Ama biz Galatasaray cephesinden Türkiye'de neler oluyor onlarla ilgili biraz konuşmamız lazım. Onun için istersen ben gireyim konuya direkt olarak. Aynen öyle. Zaten karşılaşmayla ilgili yorumunu yaptın. Evet. Neler oluyor bir o zaman senden dinleyelim. Ben bazı örnekler vererek de aynı zamanda bu düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bir kere şu bir gerçek ki Galatasaray sahada iyi oynasın veya iyi oynamasın, insanlar televizyonda eleştirebilirler, yorum yapabilirler. Böyle bir hakları var. Ama Galatasaray iyi oynamadığı bir gün, zaten Galatasaray iyi oynamıyor adı altında, Galatasaray'ın yolunu kesilmek için bir fırsat bilip Galatasaray'a vurun abalıya hesabı kötü gününde yakaladık. İnsanlar üzerindeki algı, zaten Galatasaray maçı kazanamaz algısı üzerinden devam ederek, haksız kararlar vererek, yanlış kararlar vererek Galatasaray'ın üzerine bu şekilde gelmeleri tamamen kasıtlı. Fırsat bekleniyor. Zaten Galatasaray kaç haftadır tuzaktan kurtulduk. Bugün bu işi iyi atlattık, becerebildik. Allah önümüzdeki maçlarda bize yardım etsin diyen bir camia konumunda. Şimdi kurallar aslında Türkiye'de farklı uygulanmıyor. Kurallar Türkiye'de Galatasaray'a farklı uygulanıyor. Sen bak yıllardır röportaj yapıyorsun. Türkiye'deki bütün spor adamlarıyla röportaj yapıyorsun. 6 saniye kuralı Türkiye'de son 15 senede bir tek geçen sene Galatasaray'a uygulandı. Evet. Galatasaray o maçı da o sebepten dolayı kaybetti. O günden sonra dahil olmak üzere son 16 sezon içerisinde 6 saniye kuralı başka hiçbir takıma uygulandı mı? Uygulanmadı. Peki ya, bu kural kalktı mı? Kalkmadı. Lan nasıl oluyor da peki bir tek Galatasaray'a uygulanıyor? Maçlarda bir tek kalecilerin 6 saniye kuralı bir tek Galatasaray maçında mı sayıyorlar 6'ya kadar? Ya da hiç kimse 6 saniye kuralını ihlal etmedi mi şimdiye kadar? Şimdi bak, kimse kimseyi çocuk zannetmesin. Herkes bu işin içinde. 40 yılını vermiş bir Fatih Terim'den bahsediyoruz. Galatasaray camiasından bahsediyoruz. Herkes her şeyin farkında. Hepimiz farkındayız. Şimdi Vida'nın geçen seneki pozisyonu var. Cüneyt Çakır hakem. Vücudundan seken top eline geliyor. Oyna diyor. Niye vermedin penaltıyı diyorlar. Çünkü futbol kurallarında diyor ki diyor hoca, vücuttan sekip gelip ele çarparsa bu çok doğal bir durumdur. Eli kaçırabilme şansınız yok. Ondan dolayı bu penaltı olmaz diyor. Aa diyor herkes. Demek ki diyor futbol kurallarında böyle bir yorum da varmış diyor bilmeyenler. Biz de diyor o zaman bu işe saygı gösterelim diyor. Dün Arda'nın pozisyonunda top Arda'nın dizinden sekiyor, eline çarpıyor. El açık değil. Yani havada değil. Yanda değil. Sadece pozisyon gereği bir hareket var. Eline çarpıyor. Aynı Cüneyt Çakır. Bakın başka hakem yorumlasa onun yorumu farklı, bunun yorumu farklı dersin. Evet. Aynı adam. Aynı Cüneyt Çakır. Direkt olarak kırmızı penaltının verilmesinde
hiçbir şekilde VAR'a çağırmıyor, iptal etmiyor. Yani şimdi bunları hepsini üst üste koyduğunuz zaman bunları normal yorumlamak için aptal olmak lazım. Galatasaray bir devre arası transferi yaptı Mustafa Muhammed. Hı hı. Çocuk taraflı tarafsız bütün futbol otoriteleri tarafından beğeniliyor. Evet. Performansı belli. 6 maçta 6 gol atmış. Galatasaray'a faydalı oluyor. Birileri rahatsız. Mustafa Muhammed'in durdurulması lazım. Galatasaray'ın gol silahı. Adam her maç gol atıyor çünkü. Fırsat mı beklediniz? Bu kadar futbolu temiz oynamaya çalışan, bu kadar centilmen, hakeme, rakibe, hiç kimseye saygısızlık yapmayan, sadece futbol oynamaya çalışan bir futbol işçisini, bir sporcuyu cezalandırmak için, Galatasaray'ı durdurmak için, cezalandırmak için bu pozisyonu mu beklediniz? Peki bu pozisyonu beklediniz, olmayan bir kırmızı kartı verdiniz. Ben diyorum ki Trabzon'daki maçta son dakikada penaltı pozisyonunda bunun daha ağırı, penaltı pozisyonunda dirsek direkt olarak rakibin suratına yapıştırıldı. Aynı Cüneyt Çakır VAR'a çağırmadı. Penaltıyı verdirtmedi. Peki şimdi aynı Cüneyt Çakır orada, yine başka adam değil. Bu pozisyonda 3 dakika 1 saniye pozisyonu VAR'da inceletti. Kırmızı kartı doğru buldu. İnanılır bir şey mi? Yani Galatasaray'ı durdurmak için hep Galatasaray, bakın size çok farklı bir istatistik vereyim. Nergis, insanların gözünden kaçıyor ama biz takip ediyoruz bunları. Geçen sene Erzurum deplasmanında Falcao, sezon başıydı. Falcao gol atıyor. Başarılı oynuyor. Çift sarı karttan oyundan atılıyor. İkinci gördüğü sarı kartta kendisi de duruyor, donuyor. Nasıl böyle bir sarı kart verildi diye. Çünkü Falcao gol atmaya başlayınca Galatasaray kazanacak. Galatasaray'ın yolunun kesilmesi lazım. Cagne Beşiktaş maçında normal bir ayak kaldırma, kırmızı kart veriliyor, üstüne ceza veriliyor. Cagne oyundan atılıyor. Herkes şaşkın. Onu da verdim. Tamam, onu da geç. Bak, Galatasaray'ın santraforları gönderiliyor. Oğulcan form tuttu. Galatasaray'da goller atmaya başladı. Trabzon deplasmanında maçın skorunu getiren golü attı. İnanılmaz derecede takıma adapte oldu. Vay sen misin? 6 maç ceza geldi. Bakın, Galatasaray'ın forvetlerinden bahsediyorum sadece. Yani dünya üzerinde bir başka takım daha yoktur ki defans ve orta saha oyuncularından daha çok forvetleri, santraforları bu kadar çok ceza alsın. Yani Galatasaray'ı durdurmak için başarılı olan, gol atan ne kadar oyuncusu varsa hemen kenara almak için kırmızı kart. O maçtan çıktın yetmiyor. Üstüne 6 maç ceza. Üstüne yetmiyor. 2 maç ceza. Öbür tarafta Mert Hakan Yandaş'a kırmızı kart veriliyor. 2 maç ceza. Hemen 1'e düşürülüyor. Çünkü o hafta Fenerbahçe'nin orta sahasında oynayacak başka oyuncusu yok. Gustavo yok. 2 maç ceza. Bir maça düşürülüyor. Orta sahaya oynaması için şey yapıyor. Cezası kaldırılıyor. Ya kimi oynatırsan oynat. Biz sizi kendi stadınızda seyirci alınmaz, yasak dediğimiz sağlıkçıların dışında kimse alınmaz dediği ortamda 3000 kişiyle dayandık. Ya 23 bin kişi yapın. 33 bin kişi yapın. Yapın, çünkü zaten 3 bin kişi almakla 23 bin kişi almak arasında bir fark yok ki. Ceza almıyorsunuz. Bunun bir yaptırımı yok. Türkiye'deki bütün kurullar, Türkiye'deki bütün futbolla ilgili kurullar şu anda tek bir takımı üzerine odaklanmış. Birini aşağı almak istiyor, birini yukarı çıkarmak istiyor. Şimdi benim bir sözüm de Beşiktaşlılara. Bakın değerli Beşiktaşlılar, sizler büyük camiasınız. Galatasaray gibi. Fakat Galatasaray şampiyonluk yarışında gerek teknik kadrosu Fatih Terim'le beraber, gerek oyuncu kalitesi olarak, kadro derinliği olarak Beşiktaş'tan daha iyi. Ama Beşiktaş iyi oynuyor şu anda. Hak ederek maçlarını kazanıyor. Beşiktaşlar şimdi şunu zannediyor. Bakın, uyandırıyorum sizi. Beşiktaş taraftarını ve camiasına sesleniyorum. Siz Galatasaray bu şekilde manipüle edilip kenara alındığı zaman, bir rakibimiz eksildi, biz de iyi gidiyoruz, şampiyon oluruz diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Esas olarak amaç Galatasaray'ın kenara alınması. Çünkü Galatasaray'ı kenara aldığınız zaman sosyal medya gücüyle, kadro derinliğiyle, çok büyük kulüp yapısıyla çok önemli bir kulübü kenara almış ve yolu kendilerine açmış olacaklar.
Beşiktaş'ın şampiyon olması Galatasaray'ın kenara alındıktan sonra artık imkansız hale gelecek. İddia ediyorum. Yazın bir kenara. 4-5 maç sonra. 4-5 maç sonra. Beşiktaş'ın hakem hatalarıyla nasıl doğrandığını, Beşiktaş teknik direktörünün sağ kenarında isyan etmekten nasıl cezalar aldığını, Beşiktaş kulübünün nasıl cezalarla yıldırılacağını izleyeceksiniz. Ben bu filmi biliyorum. Ben bu filmi daha önce seyrettim. Beşiktaşlıların da biz yanımıza yandaş aramıyoruz. Kimseye ihtiyacımız yok. Galatasaray camiası olarak. Allah'a şükürler olsun. Biz zaten şampiyonluklarımızın hepsinde bu şekilde şampiyon oluyoruz. Ama Beşiktaş camiasının da kendi adına yapması gerekenler var. Çünkü kurullar artık tek bir takıma çalışıyor. Bunun herkes farkına varsın. Onun için benim buradan söyleyeceğim bir şey var. Eğer Türkiye'de bu orta oyunu devam edecekse, ki edecek. Ya baksanıza, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Fenerbahçe'nin eski başkanı. Türkiye Futbol Federasyonu ikinci başkanı Fenerbahçeli. Disiplin Kurulu Başkanı Fenerbahçeli. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Fenerbahçeli. Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Fenerbahçeli. Ya Galatasaray'dan, bırak ben Beşiktaş'ı şimdi, şu anlamda söylüyorum. Galatasaray adına söylüyorum. Galatasaray'da algı yapılıyor deniliyor. Galatasaray kullanıyor diyor. Yahu bir kurulun bütün çalışanları, başkanları dahil Fenerbahçeli olduğu bir ortamda Galatasaray hangi algıyı yapacak? Galatasaray hangi şekilde kullanacak? Akıl tutulması mı yaşıyorsunuz? İnsanları aptal mı zannediyorsunuz? Böyle bir şey yok. Bu işin sonu, bu filmin sonu belli. Bu film oynanmış, çizilmiş. Yakında isim açıklayacağım. Bir iki hafta daha kontrol edeceğim. Bizzat şahit olduğum bir iki telefon görüşmesi var. Futbol Federasyonu ile ilgili. Bunları isim olarak açıklayacağım. Bu işin bittiğini söylüyorlar. 3 hafta önce Fenerbahçe kötüyken kafanıza takmayın. Bu iş bitti diyorlar. Canlı hoparlörden dinliyorum. Futbol Federasyonu şu anda üyesi kendisi. Eğer bu isimleri söylersek söylemekten de imtina etmeyiz. Bizim kimseden çekinecek bir halimiz de yok. Yer yerinden oynar. Fenerbahçe adına konuşuyorum. Lig Fenerbahçe adına dizayn ediliyor. Beşiktaşlar kendini hiç böyle ambarda, buğday ambarında falan zannetmesinler. Beşiktaş'a bu işi bırakmazlar. Bir sözüm de Galatasaray televizyonuna. Galatasaray televizyonu Galatasaray'la ilgili güzel programlar yapmak, Anadolu'daki, Avrupa'daki Galatasaraylılara Galatasaray'ı anlatmak, Galatasaray'ın örf, adet, anelerini anlatmak, Galatasaray'la ilgili güncel haberleri vermek adına elbette çok önemli bir silah. Önemli bir kurum. Ya Galatasaray Televizyonu'nda yemek tarifi programları başladı ya. Galatasaray bir savaşın içine girmiş. Hocasıyla, taraftarıyla, yönetimiyle bu kadar haksızlıklarla uğraşıyor. Galatasaray Televizyonu'nda bir tane Allah'ın kulu çıkıp da Galatasaray şu benim anlattıklarımın %10'unu söylemiyor. Niye söylemiyorsunuz kardeşim? Bırakın gidin. Tribüne çıkın. Zaten genel kurul üyesisiniz ya da başka bir şeysiniz. Bir şekilde görevleri aldınız, geldiniz oraya. Bizim insanlar nerede görev yapıyor diye bir şeyimiz yok. Saygısızlığımız yok. Bir yerde görev alma isteğimiz de yok. Bizi zaten ulusal kanallar çağırıyor. Sizin gibi büyük bir kurumla beraber zaten bu hizmetleri veriyoruz. Böyle bir şey yok. Ama Galatasaray haklarını savunabileceği, kendi elinde sana karışmayan, hür iradenle oturup program yapabileceğin, Galatasaray'ın benim anlatmış olduğum sıkıntılarını, Fatih Terim'in televizyonda anlatmış olduğu sıkıntılarını, başkan yardımcılarının, başkanının anlatmış olduğu sıkıntıları dile getirebilecek bir senin elinde silah var. Bunun adı Galatasaray Televizyonu. Ne iş yapıyorsunuz kardeşim siz? Ne iş yapıyorsunuz? Ben bunu çok bilerek söylüyorum. Kimseden çekincem yok. En kralına da gider diyorum. Herkese söylüyorum. Kim varsa. En başından en sonuna kadar. Bu böyle olmaz. Bu Galatasaray'ın hakları bu kadar yeniyorsa, senin de elinde bir televizyon varsa oraya etkili ve yetkili adamları çıkarırsın kardeşim. Dilin döndüğünce hakaret etmezsin, küfür etmezsin, derdini anlatırsın. Biz bunun farkındayız dersin. Ama hiç böyle bir şey yok. O zaman Galatasaray televizyonu kapatın gitsin. Neyse, ben şimdi bunları böyle söylüyorum Nergis. Hakikaten sinirliyim. Üzgünüm. Evet. Üzgünüm çünkü eğer Ankara Gücü, ya futbol bu ya. Ankara Gücü Galatasaray'ı yenebilir. Yendi. Olabilir.
Beşiktaş da yenilecek. İzin verirlerse, müsaade ederlerse Fenerbahçe de yenilebilir. Mesele bu değil ki. Futbolda zaten 3 sonuçlu, bir tanesi tutacak yani. Ya yenileceksin, ya berabere kalacaksın, ya kazanacaksın. Ama bu söylediğimiz sebeplerle olduğu zaman, o zaman işin rengi, o zaman transfer yapmayın. O zaman niye gidip büyük transferler yapıyorsunuz ki? Zaten sonucu belli olan, oynanmış, kurgulanmış, dizayn edilmiş bir ortamda yeni öyle transferler yapmanıza gerek yok ki. Altyapıdan çıkarın 8 tane adamı, mücadele edin, 6. olun. Ha, ne fark eder ki? Birinci olamadıktan sonra 8. olmuşsun, 7. olmuşsun, ne fark eder ki? Zaten geçen sene, ondan önceki sene Fenerbahçe 7. 8. oldu, bu sene de kötü gidiyor. Beşiktaş çok iyi oynuyor diye, Galatasaray güçlü diye bu konuların içine girdiler. Başka ne diyeyim Nergis? Dertliyiz, sıkıntılıyız. Biz evet. Hiç kimseden bir şey beklemiyoruz. Galatasaray'ı kollamayın. Galatasaray'ın hak etmediği penaltıyı vermeyin. Korneri vermeyin. Frikiyi vermeyin. Yani ya sen bizim Luyendama'nın kafasına 4 dikiş atıldı, yeterince tehlikeli değil dedin. Öldürsünler mi adamı? Her pozisyona dirsek değdirmeye kırmızı kart veriyorsun. Adamın kafasının 4 dikişi var. Suratından aşağı kanlar akıyor. Yeterince tehlikeli değil diyor. Lan utanın biraz be. Utanma da mı yok? Utanma da yok. O zaman bu iş nasıl olacak biliyor musun? Galatasaray 30 milyonuyla tüm dernekleriyle bu işi kuralına uygun haline getirecek. Eğer yapamıyorlarsa versinler bana yetki, ben getireceğim herkesi o hale. Bu böyle olmaz. Nasıl yani? Bundan sonra onların kurallarına göre oynamak lazım. Ya Galatasaray'ın oynadığı her maçtan sonra Galatasaray yenilse de, yense de, dünkü maçta olduğu gibi kaybetti. Galatasaray'ın teknik kadrosu Fatih Terim rakip takım hocasını gider elini sıkar. Genç bir teknik direktörü ise yanağını okşar. Futbolcular soyunma odasına giderken hepsinin yanaklarını okşarlar, gönderirler. Galatasaray centilmen olmak için kurullarla mücadeleye de haksız bir durum yaratmamak için zaten merhaba desen ceza veriyorlar Fatih Terim'e. Adam konuşurken 20 dakika düşünerek konuşmaya başladı. Ama ben hocayı tanıyorum. Bu gidiş bu gidiş değil ha. Hocaya yakında 10 maç ceza verirler. Ben söyleyeyim sana. Hocanın gidişi gidiş değil. Çünkü zıvanadan çıkarttılar adamı. Sırf onu değil, hepimizi yani. Evet. Onun için Galatasaray'ın hep böyle klasiktir söylenir. Kenetlenmek lazım. Bilmem ne yapmak lazım falan filan. Lig dizayn edilmiş ama bu mücadele henüz bitmedi. Galatasaray kabullenmez. Galatasaray pes etmez. Onun için Galatasaray, kesinlikle söylüyorum, bundan sonra çok daha dikkatli, çok daha büyük bir mücadele ve motivasyonla bu yarışa devam edecek. Daha çok maç var. Herkes yenilecek. Merak etmesin kimse. Kimse son kaç maç var? 14 mü? 13 mü? 15 mi? Hepsini kimse kazanmayacak. Onun için ben buradan Galatasaray'ın yaşamış olduğu sıkıntıları anlattım. Dünyada sadece Galatasaray'a uygulanan bütün forvetlerinin kırmızı kart gösterildiğini anlattım. Defans oyuncularından daha çok. Çünkü forvet oyuncuları tekme atmaz ki, tekme yer. Çekilir, itilir. Yani bundan dolayı zaten adam gol atmak istiyor. Yani nasıl yapacak başka türlü? Bütün bunlara da siz izin vermeyip Galatasaray forvetlerinin hepsini kenara alıp Oğulcan'a kadar bu kadar cezaları vermeyi kendinizde hak görüyorsanız hep beraber görüşeceğiz demektir yani. Bu iş bu kadarla kalmayacak. Evet. Ne diyeyim başka? Yani tabii ki soracak her şeyi söyledim zaten. Dün akşamdan itibaren de her tarafında sinirler gerilmiş. Ama Nergis bir şey söyleyeyim. Eğer Mustafa Muhammed'in kırmızı kart pozisyonunda kırmızı kart, evet bu kırmızı kart kardeşim, kural bunu gösteriyor diyorsanız sarı kart verilebilir. Kırmızı kart diyorsanız iddia ediyorum, Türkiye'de hiçbir lig maçı, ikincilikler, üçüncülükler hepsi dahil, 8'e 8 biter oyuncu sayısı olarak. Fırsat bekleniyor diyorum. Fırsat beklendiği için de ilk buldukları fırsatta. Çünkü zaten adam futbolda zarif, balet gibi, bale yapar gibi oynuyor. Kimseyle işi gücü yok. İlk buldukları fırsatta etkisiz hale getirdiler. Üzgünüz.
Evet, bundan sonra zannediyorum tabii hoca da açıkladı. Daha farklı olacak gibi gözüküyor. Bakalım önümüzdeki haftalarda neler yaşayacağız, göreceğiz. Keşke bizim de böyle kuralların adaletli işlediği, insanların spor yapmaktan zevk aldığı, izlerken kimsenin kafasında eyyam konusunun olmadığı bir ligimiz olsa, herkes mücadelesini ona göre yapsa. Olmuyor. Müsaade Evet. etmiyorlar. Müsaade etmiyorlar Nergis. Her hafta hakem konuşuyor. Konuşmayız diyorum. Umarım önümüzdeki hafta hakem konuşmayız diyeceğim yani. İzleyemeyeceksin çünkü birkaç hafta sonra sıra Beşiktaş'a geliyor. Bu sefer onları konuşacaksın Beşiktaşlarla. Evet. Lütfen o röportajlarında karşıdaki insanların ne söyleyeceğini bilmiyorum. Zamanı gelecek. Geldiğinde gelecek diyorum sana. Bak bilerek söylüyorum. Gelecek. Beşiktaş'ı dilim dilim doğrayacaklar. 4-5 Evet. hafta. Oğuz Ondan abi sonra röportajlarına çok inanıyorum ben. Oğuz Altay söylemişti bunu dersin. Yayında da söyle. Oğuz abi bunu söylemişti dersin. Bak görürsün. Bugüne kadar seninle ne konuştuysak hepsi santim santim oluyor. Çünkü ben futbol için değil ki hayatımı da zaten gerçekler üzerinden yaşayan bir insanım. Hayal kurup birilerine öyle bir şey yorumlayayım da ona bir çamur atayım da hiç benim aklımdan öyle bir şey geçmez. Benim yaratılışım öyle. İstesek yaparız. Maşallah o zekamız var. Ama yok inan ki değmez biliyor musun? Evet. Diyecek başka bir şeyim yok. Evet. Peki sevgili Oğuz abicim, çok teşekkür ediyorum. Bize hem güzel özetlemiş oldun. Biraz tabii kaos şu anda ortalık. Evet. Sinir var, hem üzgünlük var. O yüzden sen bize güzelce özetledin. Umuyorum önümüzdeki hafta her hafta o söylediğim gibi önümüzdeki hafta umuyorum sahanın içine konuşmaya başlarız tekrar ligde. Şöyle bir öngörüm de var. Düşünce. Buyur. Galatasaray bu hafta kendi sahasında Sivas'la oynayacak. Hı. Galatasaray'a bu hafta çaktırmadan bir havuç vermek isteyebilirler. Yapmayın yapmayın. Böyle şeyler yapmayın. Sivas'a da yazık. Sivas'ı da yakmayın. Eğer Galatasaray kendi hakkıyla çatır çatır oynayabiliyorsa, Sivas'ı da futbol kuralları içerisinde yenip 3 puan alabiliyorsa öpüp başımıza koyalım. Ama bu haftaki baskıdan dolayı sen gidip de Sivas'ı yakacaksan yazık günah. Orada da insanlar emek veriyorlar. Orada da dostlarımız var. Onun için böyle Galatasaray'a havuç verip camiaları susturmak için başka insanları da yakmayın. Ya sokak jargonunda derler ya delikanlı olun diye. Ya futbolun içinde delikanlı olun biraz ya. Ne diyeyim ki de? Aynen öyle. Peki. Çok teşekkür ediyorum sevgili Oğuz abicim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim Nergis. Bir sonraki karşılaşmada umuyorum daha farklı şeyler konuşuruz. İnşallah. Çok İnşallah. teşekkür ederim. İnşallah seni germemişimdir sabah sabah. Ben çünkü Yok, gerilmedim. Gayet güzel özetlediniz. Teşekkür ediyorum. Tekrar ağzına sağlık. peki Nergis görüşürüz. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Sağ ol. Sevgili izleyenler, Oğuz Altay'la programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.